Merhaba değerli izleyenler. Bugün alanında oldukça başarılı, değerli bir iş kadını Özge Bulut Maraşlı ile birlikteyiz. Kendisi Doğan Holding Yönetim Kurulu Danışmanı, May Yapım Yönetici Ortağı, aynı zamanda Fark Holding Yönetim Kurulu Üyesi. Aslında kendisinin yönetim kurulunda olduğu ve yönetiminde olduğu birçok görev ve sorumluluğu var. Ben bir çırpıda bunları sayabildim. Aynı zamanda şunu da atlamayayım. Demirkent Eğitim Vakfı Danışmanlar Kurulu üyesi benim için oldukça kıymetli. Çünkü vakfın kurulmasında gerçekten büyük emeği oldu. Ve kendisini yanımda hissetmek bana çok iyi geldi. Özge merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim Burcu. Ben davetin için çok teşekkür ediyorum. Yıllarca Dünya Gazetesi'ni yakından takip ettim. Rahmetli Nezih Demirkent'i yakından takip ettim. Sonra kızıyla tanışmak ve dirsek dirseğe çalışmak da söz konusu oldu. O yüzden grubun ayrı bir yeri var. Arkadaşım Burcu'nun da apayrı yeri var. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz pozitifsin. Yani çok vizyonersin. Vizyonerlik, pozitiflik, iş kadınlığı, annelik, eş olmak, yani hepsi sana ayrı ayrı yakışıyor. Seninle Teşekkür program ederim. yapmak benim için ayrı bir güzel bugün. Teşekkür ederim. Çok mersi. Pandemi nasıl geçti? Öncelikle onu söyleyeyim. Yani nasıldı? Bu süreç senin için verimli miydi yoksa nokta 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 sana bırakayım o kısmını. Valla şöyle, pandeminin başı bir şok herkes gibi. Ama sonrasında iki tane gelişim yaşadım. Bir tanesi dedim ki nasıl olduğunu bilmiyorum Burcu ama oğlum olası bu psikolojiyi hep taşırım. Her şeyde bir hayır vardır. Benim kesinlikle bu dönemde hayatıma katmam gereken, dünyanın, ülkenin hayatına katması gereken bir şeyler var. Bir de işe o tarafından ele alayım arzusundaydım. Önüme üç tane konu koydum. Bir tanesi kişisel gelişimim için yapmak istediğim bir koçluk eğitimi vardı. Ve bunun uzaktan erişimle mümkün olduğunu öğrenince ofise her gün gidip gelirken bunu yapma şansım olmadığı için uzaktan erişimle bunu yapmaya başladım. İkinci yaptığım şey kendi faaliyette bulunduğum alanlarda iki şirketlerle temasa geçmek oldu. Diyebilirim ki özellikle yönetim kurullarında çalıştığım şirketlerde çok yoğun olarak operasyonla yakın temasta çalıştım. Doğan grubu da biliyorsun danışmanlık görevim var. Aslında bana hani adı mentor olmasa bile 10 yıldan beri yanında, yakınında çalıştığım Arzu Hanım'ın her zaman optimist bir yanı vardır. O da çok optimist yaklaşarak kafasında uzun zamandan beri üzerine eğilmek istediği konular vardı. Aynı tonda o da bu konuların üzerine eğilmek istedi. Arzu Hanım'la da çalışmalarımız aynı tempoda devam etti. Bir baktım ki Burcu, ben olağan 8 saat çalışmamın üzerine çıktım her gün. Evet, bunun yanında yine üyesi olduğum uluslararası organizasyonlarda durumu değerlendirme çalışmaları yaptılar. Global bir anlayışta World Economic Forum'la, International Television Academy'de ve Endeavor'la durum değerlendirme panellerini, webinarlarını takip eder hale geldim. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği çok benim biliyorsun son yıllarda ağırlıklı çalıştığım bir organizasyondu. O da hızlıca kendini toparladı ve her hafta kendi network'ümüzün içinde kalmak üzere mentorlarımızla ki birbirinden kıymetli iş sahipleri, sermayedarlar Türkiye'de bugün geldiğimiz noktalara imza atmış profesyoneller mentorlarımız. Onlarla haftada bir kere, iki kere bir araya gelerek durum değerlendirme şansımız oldu. Dolayısıyla bu network üzerinden de sürekli
bilgi akışı oldu. Bilgi akışı vizyonunuzun gelişmesine sebebiyet veriyor. Ve hepimiz zihinsel olarak bir atlama yaşadık. Yani bir sıçrama yaşadık. Aslında 2000 yılının başından beri tüm dünyadaki organizasyonların bize söylediği, şu değişecek, bu değişecek, şöyle olacak, bakın hayat buralara gidiyor dediği pek çok konuyu kendi hayatımızda tüm dünya ile birlikte deneyimledik. Yani tüm dünya ile deneyimlemek Burcu o kadar kritik bir konuydu ki birileri başka bir tarafa koşmuyordu. Tüm dünya aynı tarafa koştu. Aynı yöne doğru. Aynı çok yöne doğru. Doğru koştu. Bu da insanı hakikaten çok çok etkileyen ve fikrini geliştiren bir konu. Son kez aynı döneme denk gelen Arya Yatırım Platformu'nun yapılanma süreci üzerinde yoğun olarak çalıştık Burcu. Ve bu çalışma esnasında yepyeni, yaratıcı ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye yeni yatırımların gelebilmesi, yapılabilmesi için çok sağlam altyapılı bir düzen kurduk. Sevgili Ahu Serter'le, Münteha Adalı'yla ve diğer icra kurulundaki arkadaşlarla. Anlayacağın Burcu, tek değişen trafikte, yollarda heba olmadan ancak bilgisayarın başında uzun saatler geçirerek aktif, dinamik bir dönem geçirdik. Arada da bir dizimiz bitmişti May Yapım'ın çatısı altında. Evet, ona birazdan geniş geniş yer vermek yani, isteyeceğim açıkçası. Onu Türkiye'de ilk dijital lansmanını yaptık. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış böyle bir dijital lansman yoktu. Muhteşem. Onun ilk lansmanını yaptık. Böyle geçti pandemi. Yani gerçekten oldukça verimli geçmiş aslında. Evet. Çünkü Özge Bulutmaraş'tan da beklenen bu. Trafikte kaybedilen zaman hemen verimli tarafa aktarılmış. Akmaya çalıştı. Yani muhteşem. Evet. Şimdi biraz önce aslında tam da seni tanıtırken anlattığım gibi birden çok şapkan ve birden çok yerde aslında yönetimde bulunuyorsun. Yönetim kurulu üyeliklerin, danışmanlıkların var. Ben birçoğunu sayamadım. Ama ben bugün özellikle seninle dijital dönüşümün medya sektörü üzerindeki etkilerini konuşmak istiyorum. Diğer taraftan tabii ki girişim sermayesi ortaklıklarında, yönetim kurulunda da bulunduğun için bundan sonraki süreçte hangi meslekler daha fazla ön plana çıkacak? Biraz o yönde fikrini almak istiyorum. Ve diğer taraftan da günümüzde girişimcilere ne gibi mesajlar vermek istersin? Bunu seninle konuşmak istiyorum. Dilersen hemen ben aklımdaki soruları sana sormaya başlayayım. Lütfen, teşekkür ederim. Evet, şimdi özellikle dijital dönüşüm konusu çok fazla konuşuluyordu ve pandemiyle birlikte aslında daha fazla konuşulmaya başlandı. Ve senin de teknoloji ağırlıklı birçok girişim sermayesinde yönetim kurulunda olduğunu, yönetimde olduğunu biliyorum. Aynı zamanda da bir yapım şirketinde yönetici ortak olarak bulundun. Evet. Aslında ne kadar vizyoner bir kişi olduğunu burada da görmüş olduk. Çünkü tohumları pandemiden önce atılmıştı. Yani pandemiyle birlikte değil. Biraz önce de bahsettin. Pandemide aslında çok farklı bir şey yaptınız ve bunun dijital lansmanını yaptınız. Biraz bize bu yapım şirketinden bahseder misin? Nasıl böyle bir şeyin içinde olma hayaliyle yola çıktın? Nasıl şekillendi? Ve şu anda bulunduğun noktadan memnun musun? Burcu, çok güzel bir soru. Hiç bugüne kadar herhangi bir yayın esnasında ifade etmediğim şeyleri söyleme şansı verdi. Ben May Yapım'ın azınlık hissedarları arasındayım. Aslında May Yapım'ın kurucu ortağı Aliha Yalçın da. Ekibimizde yine benim gibi diğer ortak Mehmet Altıoklar. Mehmet biliyorsunuz çok büyük saatlerde, yani bizim sektörde kaç saatlik yapım yaptığınız bir credential'dır. Yani sizi kendinizi ifade etme şekliniz oradan geçer. Bu kadar saatlik yapım yaptık diye. Mehmet işte o kadar çok saatlik yapımlar yapmış. Çok entelektüel ve analitik yaklaşımı olan bir başka ortağımız.
Her şey şöyle başladı diyeceğim. Bir tanesi ben 20 yıl reel sektörde çalıştım. Bayağı hardcore reel sektör. Bu 20 yıllık sürenin 6 yılı Doğan Holding'de. Ondan önceki dönemimde Sabancı Grubu'nda geçti. Daha sonra medya tarafına geçtim, televizyon tarafına. Benim hayat ritmimi hakikaten fazlasıyla değiştiren, adrenalini çok yüksek, inanılmaz müptelası olduğunuz, bir daha içine girdikten sonra çıkamadığınız bir dünya. Tabii şu anda işte iş hayatında 28 yıldayım. Dolayısıyla öyle enteresan bir tecrübe ki 20 yıl ayaklarınız köklü şirketlerde, kurumsal yapılarda geçtikten sonra böyle bir medya adrenalini hakikaten çarpıcı oluyor. Yani sizi baştan sona bir çalkalıyor ve adımınızı attığınız yerden biraz çıkamıyorsunuz. Bu işte böyle oldu. Kanal D'nin ve D yapımı CEO'luğunu üstlendiğim dönemde Ayhan Yalçın da bizim D yapıma katıldı. Ve geldiğinde çok istekli bir biçimde Amerika'daki yapımların neden bu kadar iyi olduğunu ve bizim neden bunu yapmadığımız üzerine çok uzun tartışmalarımız, koprodüksiyon fırsatlarını değerlendirmemiz, yurt dışında bütün televizyon yapımlarının aslında en kalitelilerinin dijital platformlara kaydı. Ve aslında bu bir öyle bir şey ki Burcu, bunun da altında reel sektör var. Yani sürreel diye ben espri olarak anlatıyorum. Çünkü iç dinamizmi hakikaten çok yıpratıcı bir düzen olması nedeniyle bu ifadeyi kullanabiliyorsunuz. Ama gerçeğinde bir realite de var. Yani kâr edebilmeniz, yaşayabilmeniz için iş modeliniz doğal olarak kârlılık üzerine kuruluyor ve dünyada reklam pazarı açık ara dijitale kayıyor. Dijitale kaydığı için bu pasta yani dijital ortamda çok fazla oyuncu tarafından bölünüyor. Bir de YouTube gibi ondan sonra yine birdenbire ortaya çıkmış ve büyümüş Spotify gibi mecralar tarafından reklam harcamalarının önemli kısmı yönetilir hale geliyor farklı farklı ortamlarda. O zaman Amerika'nın yıllardır yapmış olduğu, Avrupa'da zaten insanlar free to air dediğimiz bizim Türkiye'deki ulusal kanallara erişim değil de para ödeyerek içerik alma alışkanlığı nedeniyle abone olduğunuz sistemler, dijital platformların gelir modelleri daha iyi çalışıyor. Daha iyi çalışınca yapım kalitesi çok daha iyi oluyor. Ve Alihan buna çok inandığı için bizi böyle bir noktaya getirdi. Kanal D'nin ve diğer medya varlıklarının satışından sonra ben Doğan Holding'de danışmanlık yapmaya başladım. Arzu Hanım'la yakın olarak çalışmaya başladım. Keza Doğan Holding'in CEO'suyla da. İşte tam bu dönemde Alihan dedi ki biz bir şirket kuralım ve orada hayal ettiğimiz işleri yapalım. Elimizde de geliştirdiğimiz önceden projeler, gönül verdiğimiz projeler vardı. Bunlardan birisi de Alef'ti. Alef projesini hayata geçirirken yani yapım projelerinin en önemli ayağı çok iyi bir senaryonuzun olması gerekiyor. Senaryonuz iyi olmadığı sürece hayat bulamıyor. Çok iyi bir yönetmeninizin olması gerekiyor. Yönetmenimizi de bulduk Emine Alper. Senaryomuzu Emre Kayış yazdı. Ve bunu yorumlayacak çok iyi bir oyuncu kadronuzun olması gerekiyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu ve Melisa Sözen hakikaten muazzam bir oyun çıkardılar. Ama ben onların adlarını anmanın daha da ötesinde onlar kadar bizim için çok kıymetli olan yan oyuncularda rollerin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmaksızın hemen arkada onlarla birlikte bu dizinin ortaya çıkmasını sağladılar. Netice itibariyle şöyle bir noktaya geldik.
İyi bir şey çıktı. Fakat çekimlerimiz Ocak ayının başında bitti. Ocak ayında kurguya girdik ve böyle bir şeyle karşılaştık. Bu karşılaştığımız tabloda ne yapacağız dedik. Lansman yapacağız. Mecramızı da bulmuştuk. Blue TV. Ve Fox'ta bu arada FX kanalında aynı anda yayınlayacak ve bu dünyada hemen hemen ilk defa olan, Türkiye'de bir dünya şirketiyle ilk defa olan bir şey. Düşün ki bütün senaryomuzu Fox dünyasında uluslararası organizasyon değerlendirdi ve bize bu projeye onay geldi. Ve bir tarafta Fox bizim yayıncı kanalımız, öbür tarafta da Blue TV'de. Ve bu 8 bölümlük dizi için harika lansman planları yapmışız. Biz onun heyecanındayız. Özellikle eğlence sektöründe bir dizinin lansmanı da ilk bölümünün yayını sizi baştan sona dizi hakkında bir yere götürüyor. Evet. Biz bu kadar harika bir ekip kurmuşuz. Bu işi bitirmişiz. Bunun kutlamasını yapacağız. Bütün yıldızları yan yana dizmişiz yani. Ve korona ile karşı karşıya kaldık. Çok iyi bir iletişim ajansımız vardı projenin içerisinde. ID İletişim bize dedi ki gelin biz bu işi online yapalım. Buna güveniyoruz. Ve bu kadar insanı ekrana getireceğiz. Ve biz sadece basın mensuplarına ve sektörün önde gelenlerine ait 800 kişiye eriştik. 800 kişi o gece herkesten ayrı, eksklusif olarak bölümü izledi. Büyük bir şey yarattı, yani bir hype yarattı. Çok konuşulmaya başladı. Blue TV'de ve FX'de yayınlandığı esnada da çok konuşuldu. Son bölümünün yayınlandığı gece TT oldu. Yani Twitter'daki o TT olduğu anda bizdeki idrak daha da ileriye gitti. Evet, iyi bir şey yaptığımızı biliyorduk ama hani son bölüme geldiğinde bu kadar kızılca kıyamet koptu. Sonra Blue TV'nin kurucusu Doğan Yalçındağ'dır. Instagram'da bir canlı yayın yaptı içeriklerden sorumlu arkadaşıyla birlikte. Bütün gece ekranda akıyor. Alef'in ikinci sezonu yok mu? Alef'in ikinci sezonu yok mu? Oradan anladık ki biz doğru yoldayız. Şimdi de ufak ufak ikinci sezon yapsak mı diye çalışma yapıyoruz. Bekliyoruz. Çünkü gerçekten ben de bayılarak izledim. Tam böyle benlik bir dizi olmuş. Merak uyandırıyor. Mistik, gerçekten o mistik yapıyı hissediyorsun. Müzik çok güzel. Mercan Dede'ydi galiba, evet, değil mi? Evet, Mercan Dede'de müziği yazdı. Çok doğru. Evet, evet, gerçekten muhteşemdi. Oyuncular çok iyi. Zaten yani anlatmakla bitmez. Kenan İmirzalıoğlu her zamanki gibi her hakkını zamanki vermiş. Gibi. Diğerleri çok hepsi, evet, çok başarılıydı. Evet. Yani çok iyi bir çekim. Bence kostümleri iyi. Her şey çok iyi. Elinize, emeğinize sağlık. Bütün yapım çok ekibinin. Bütün sermaye ortaklarının. Gerçekten başarılı bir iş. Ben ikinci sezonu bekliyorum açıkçası. İnşallah. Ben de bekleyenler arasındayım. İnşallah, inşallah. Bakalım yine o yıldızları yan yana dizmemiz lazım. Şu an ona çaba gösteriyoruz, öyle süper söyleyeyim. Peki, aslında şimdi tabii olayın güzel tarafını konuştuk ama pandemi kriziyle birlikte bu, evet, tarz işlere, yani büyük bir ekonomik aslında kriz var. Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşanıyor ve en kötüsü de belirsiz. Yani ne kadar süreceği belli değil, ne zaman biteceği belli değil. Evet. Vereceği hasar da tam olarak hesaplanamıyor. Ve o, evet, yüzden de açıkçası siyah kuğu değil, yeşil kuğu diye tanımlamaya başladık biz bu pandemi krizini. Şimdi bu pandemi krizinden dolayı bu tip teknoloji girişim ortaklıklarına veya bu tarz yatırımlara sence ilgi azalacak? Ne düşünüyorsun? Nasıl olacak? Ben bunun da olumlu tarafını anlatayım. Tabii ki bazı kavramlar değişecek. Yani çok önümde enteresan bir çalışma var Burcu. Biraz ondan bahsetmek isterim. Son yıllarda karşımıza çıkan bir konu bu. Şöyle bir dünyaydı korona öncesinde bıraktığımız dünya. Bir Facebook düşün ki, yani dünyanın en büyük medya şirketi ağırlık bakımından
Facebook. Fakat hiçbir içerik kendisine ait değil. Yani böyle bir dünya. Google aslında en büyük software vendor. Fakat hiçbir aplikasyon yazmıyor Google şirket olarak. Uber, yani o girişim, büyüyen girişim ekolojik sisteminde, yani o ekolojide bütün yatırımcı, girişimci insanların rüyasını süsleyen şirketlerden bahsediyorum. Uber, hiç kendi ait arabası olmayan en büyük dünyanın taksi şirketi oldu. Airbnb dünyanın en büyük otel zinciri oldu aslına bakarsan. Netflix dünyanın en büyük sinema platformlarına sahip oldu. Oysa ki hiçbir sinema salonu olmayan bir şey. 21. yüzyıl işleri diye baktığımızda direkt bunları konuşuyorduk. Şimdi böyle bir dünyadan nereye doğru evrileceğiz? Yani yeni teknolojiler ve iş yapma şekillerinde şunu görüyoruz. Yani öyle veya böyle, kaynağı o veya bu bilmiyoruz. Ama bir çeşit bir virüsle karşı karşıyayız. Ve bu karşılaştığımız virüste insanların birbiriyle yakın temasta olmaması gerekiyor. Hatta öyle bir düzen ki Şubat ayında kredi kartımızı post makinesine koyup şifrelediğimiz, elimizi değdirdiğimiz makinelere şu anda değdirmek konusunda endişe yaşar hale geldik. Onun için hep şeysiz, yani nasıl diyeyim, bir yere temas etmektense temassız bir şeyin sistemin içerisine girelim. Para tutuyoruz, fenalaşıyoruz. Tüm dünya için tabii. Böyle. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla ben her şeyin teknolojiye akacağını düşünüyorum. Bu da aslında girişimciler için, özellikle teknolojik girişimler için muazzam bir şey. Bir tane girişime yatırım yapmıştık benim de içinde bulunduğum grupla. Bu şirket hiç korona falan yok. Mağazaya kaç kişinin girdiğini ve metrekare başına kaç kişinin düştüğünü çalışıyordu. Çocuklar böyle bir sistem kurmuşlardı ve bunu zincir mağazaları satmaya çalışıyorlardı. Pandemiden sonra, pandemi esnasında bu şirkete ulaştılar Burcu. Dediler ki biz almak istiyoruz. Yani uluslararası muhteşem. Bir evet, uluslararası bir zincir mağaza geldi, bizzat tüm Avrupa'da bunu uygulama isteğine sahip oldu. Veya ne bileyim, fintech şirketleri aldı başını gitti. Neden? Çünkü artık öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki WeChat dünyasında insanlar telefonlarını birbirine okutarak ödemesini yapar hale geldi. Ve bu yükselen bir değer oldu. Peki Uber'e ne oldu? İnsanlar aynı anda iki kişi arabanın içerisinde olduğumuz strese giriyor. Yani tabii. Öyle bir halde. Airbnb ne oldu? Bence Airbnb yaşadı. Niye yaşadı? Eğer ki seyahat edilirse insanlar otellerde değil, kendi çarşaflarını götürdükleri bir evde kalmayı düşünüyor. Ama bir yerde kaybetti seyahat esnekliği olmasa. Zoom kazandı mı? Kazandı. Bak şu anda televizyon programı yapıyoruz seninle. Zoom'un tabii. üstünden yapıyoruz. Müthiş bir şey. Netflix, Blue TV kazandı mı? Kazandı. Neden? Çünkü insanlar akşamları kendisi için farklı içerikler tüketebileceği, birlikte pek çok içeriği bulabileceği, işlerin, içeriğin içerisine girdi. Bu doğru bir şey mi? Doğru veya yanlış. Bizi böyle bir yere getirdi. Ben Peter Fisk'i çok takip ediyorum ve 20. yüzyılla 21. yüzyıl işlerinin karşılaştırmasını yapmıştı bu korona öncesinde. Çok enteresan bir şey söylüyor Burcu. Diyor ki aslında diyor kurumlar yerine ekosistemler devreye girecek. Optimizasyonlar yerine inovasyon devreye girecek. Fiziksel yerine dijital bir dünyayı konuşuyor olacağız. Hiyerarşi yerine networkleri konuşacağız. Uzmanlar yerine
farklı yapıları entegre eden integratorlardan konuşmaya başlayacağız. Hissedarların yerini toplum alacak. O kadar anlamlı şeyler ki, yani biz aslında bu sürecin içerisine korona ile birlikte toplu olarak girdik. Yani nasıl girdiğimizi anlamadan kendimizi orada bulduk. Şimdi evet. Düşünebiliyor musun? Sanayi Ama şirketleri... Özge, çok özür diliyorum, araya giriyorum. Söylediklerini Tabii. şöyle bir düşünüyorum. Aslında biz yaklaşık bir senedir bunları da böyle yavaş yavaş konuşuyorduk pandemi öncesinde. Hatta 2-3 Evet. senedir. İnovasyon çok fazla hayatımızdaydı. Ama daha fazla kurumsal şirketlerin ve kişilerin gündemindeydi. Diğer Evet. taraftan biraz önce hissedarlar yerine toplum dedin. Aslında tam da kitlesel fonlama şirketleri bunun için kurulmuştu. Yurt dışında Hazırdık. çok, aynen öyle, çok uzun zamandır aslında faaliyetteydi. Türkiye'de yavaş yavaş alışmaya çalışıyorduk. Aynen. Yani teknoloji hayatımızdaydı. Aslında Zoom'un altyapısı çok daha önce kurulmuştu. Dijital yine TV'ler çok daha önce kurulmuştu. Ama şu anda inanılmaz ivme kazandı. Peki burada Aynen. post pandemide bu alışkanlıklar devam edecek mi sence? Bence evet. Çünkü şu anda da deneyimliyoruz. Biraz acımasız gelebilir ama ekonominin devam etmesi için şu anda nasıl şeyleri, tedbirlerimizi bireye bıraktık. Şu an bireyler kendinden sorumlu. Her birey kendini koruyacak. Korurken de bu alışkanlıkları devam ederek koruyabilecek Burcu. Bunun başka bir şansı kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Yani bir bakıyoruz sayılar artıyor. Ama bu sayıların artmasının temel sebebi halkın kendini yani o coşkuyla biz Akdenizli insanlarız. Neden Tabii. İtalya, İspanya bu kadar zarar gördü? Yani tamamen Akdenizlilikten kaynaklanıyor. Dokunmayı severiz, sarılmayı severiz. Hep birlikte yemek yiyelim isteriz. Yani böyle bir toplumuz. Dolayısıyla bunun etkilerini daha sık gördük ve biz isteyerek veya istemeyerek biraz daha küçük gruplarda yaşamayı, biraz daha teknolojiye evrilmeyi tercih eder hale geleceğiz. Yani bugün korona, yarın neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz Burcu. Yani o yüzden eskiye dönmenin çok da kolay olmayacağını düşünüyorum. Ama endişen var mı dersen, ekonomik kayıplar benim en büyük endişem. Yani en büyük endişem o. Varsın Doğru. maskeyle sokağa çıkalım. Vallahi hiç onlara bir şey demiyorum. Ama ekonomik kayıp olursa bugün konuştuğumuz, buraya kadar dünyaya getirdiğimiz her şey yarı yarıya yalan olacak. Bu sefer toplumsal ve sosyolojik konularla, sosyoekonomik konularla haşır neşir olmamız gerekecek. Biraz önce de bahsettiğin konuyu biraz daha birlikte açalım istiyorum aslında seninle. Dijital medya, evet, pandemiyle birlikte bir ivme kazandı. Ama Evet. yazılı medyada aslında son yıllardır zaten çok kan kaybediyordu ve aslında çok olumsuz etkilendi bu süreçten. Şimdi Aynen. pandemiyle birlikte biraz önce bahsettin aslında. Belli sektörlerden, belli iş kollarından bahsettin. Evet. Biraz daha spesifik gidersek, sence hangi meslekler vücut bulabilir? Hangi meslekler daha çok ön plana çıkacak? Hangi meslekler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya? Burcu, benim bir sektörel yaklaşımım var, bir de meslekler konusunda yaklaşımım var. Biraz World Economic Forum'un yayınlarının etkisindeyim. Çok uzun yıllardan beri, yani son 5 yıldır Future Jobs diye bir çalışma grubu oluşturdu World Economic Forum. Keza dünyada bunun çalışmasını yapan büyük headhunting şirketleri, insan kaynakları şirketleri var. Sen de takip ediyorsundur. Sektör olarak, koronaya bağlı olarak bunu şunu söylemek durumundayım. Dünya ilk defa bu depremler, seller ve korona üst üste gelince ilk defa insanlar
birdenbire doğaya biz ne yaptık diye sorgulamaya başladılar. Türkiye özelinde bir baktık İstanbul Boğazı'nda bir dolu Yunus. Bir baktık çöpler yok, rengi bile boğazın değişmiş. Öbür taraftan ozon tabakasındaki iyileşme tüm dünyanın dikkatini çekti. Neden? Çünkü pek çok insan evinde oturdu ve araç kullanılmadı. Yıllardır biliyorsun karbon emisyonu üzerine projeler götürülüyor, desteklensin diye yapılmadık şey kalmadı. Bir korona geldi, ozon tabakası yoluna girdi. Yani trajikomik bir durum var. Buradan nereye geleceğim? Ben gelecekte tarımla uğraşının insanlara çok olumlu döneceğini düşünüyorum. Ve tarımla ilgili eğitim almış olmanın da çok doğru sonuçlarını göreceğiz. Yani özellikle bu ekolojik tarım işleriyle uğraşanların yarın öbür gün hepimizin geleceğine önemli bir yön vereceğini düşünüyorum. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi, artificial intelligence'la uğraşanların muazzam bir önünde yol var. Hepimizin hayatını kolaylaştıracaklarına inanıyorum. Fakat bu çalışmaları yapmaya özenen çok insan var. Derinlemesine, insan hayatına fayda sağlayacak işlere yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum. İnsan hayatına ne fayda sağlayacak? İnsan hayatına sağlık konuları fayda sağlayacak. Sağlık yine aynı şekilde burada bir önemli bir artış gösterecek. Wellness konuları, sağlıklı yaşam konularında çalışanların öneminin çok artacağına inanıyorum. Gerek beslenme, gerek bağışıklık sistemini arttırma, gerekse bu gibi mikrobiyoloji üzerine yoğunlaşabilecekleri, bizim yaşam kalitemizi arttırabilmeleri için neler yapmaları gerektiğine çalışanların önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Yine genler üzerine çalışanların, insan ömrünü uzatma üzerine çalışanların da önünün çok açık olduğunu ve bilime yönelmenin kaçınılmaz olduğuna inanıyorum Burcu. Yani ne demeye çalışıyorum? Aslında iki tipli insan grubu önümüzde olacak. Bir grup gerçekten bilimle uzmanlaşarak gidecek. Bir grup da bilimsel çıktıları alıp entegre edenlerden oluşacak. Yani iki tipli insan grubu ortaya çıkacak. O integrator dediklerimizde daha çok psikoloji ağırlıklı, sosyoloji ağırlıklı, analitik yaklaşımı insanla birleştirebilen, insan faktörüyle birleştirebilen kişilerden oluşacak. Medya var olacak mı? Sen şimdi onu da bana soracaksın. Tabii, kesinlikle soracağım. Herkes bir medyacı oldu. Bunu hiç unutmayalım. Herkes bir yayın yapıyor. Sosyal medya yayıncılığın kavramını fevkalade değiştirdi. Instagram, Facebook fevkalade değiştirdi. Herkes bir çeşit içerik üretiyor. Ama bunların da belli bir vadede organize içeriğe döneceği inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani düzenli olarak içerik üretip kanalların yayınlayacağız. Ama bunlar gelir ekme modelinin farklılaşması gerekiyor Burcu. Niye? Çünkü dijital bence markalara yepyeni bir dünya açtı. Açtığı evet. Dünya nedir? Diyor ki markalara, ben diyor dijitalde hangi yaş grubuna hangi mecrada nasıl erişeceğinin seninle bilgisini paylaşabilirim eğer karşı taraf bu bilgiyi paylaşmama izin veriyorsa. Eğer bu bilgiyi alabiliyorsa marka hedefli olarak sizi geliyor buluyor. Hepimiz bunun tecrübesini yaşıyoruz. Üstelik de ekrandan iznimizi alarak buluyor. Diyor ki senin hakkındaki bilgileri paylaşabilir miyim? Bulunduğun yeri paylaşabilir miyim? Benim IP adresimden yaşımı, cismimi, her şeyimi takip edebiliyor. Dolayısıyla ne demeye çalışıyorum? Herkes bir medya olacak ama medyada kaynakların, gelirin eşit olarak dağıtılması veya
ağırlıklı birinin o gelirden faydalanabilmesi için sürekli taşlar yerinden oynayacak. Benim beklentim bu. Ama yani bir taraftan da şu gerçek var. Ömür uzadıkça traditional yani o bizim alıştığımız geleneksel medya başka başka mecralara da kayacak diye düşünüyorum. Neden diyeceksin Burcu? Gazeteler evet çok büyük bir fark yarattı. Neden? Çünkü dijital bizim her dakika bilgimizi yeniliyor, güncelliyor. Televizyon da her dakika bilgiyi alıyor, güncelleyebiliyor. Öyle bir esnekliği var. Son dakika haberi geçebiliyor. Başka şeyler yapabiliyor. İşte o yüzden bizim gazetelerimiz, dergilerimiz farklı mecralara kaydı. İnsanlar o kadar çok bilgisayarın içine doğdu ki, düşünebiliyor musun? 99 yılından bu yana doğmuş olan çocuklar şu an 21 yaşına geldi. Ve bu çocuklar ankesörlü telefon hayatları boyunca kullanmadılar. Mobil telefonlarla yaşadılar. Bilgisayarların içine doğdular. iPad'leri böyle böyle hareket ettirerek çocukluklarını geçirdiler. Siz şimdi bu çocuğun eline hardcover kitap verip de kitap okutamazsınız. Yani artık o başka bir yere gidiyor. Videosunu seyretmeye hazır. Ama o kitabı öyle okuyamıyor. Dolayısıyla yazılı mecra ile ben televizyonların aynı hızda gitmeyeceğini, gelenekselin takipçisini, benim Tarsus'taki halamın elini alıp da bir videoyu cep telefonundan seyretmeyeceğini, illa bir televizyon düğmesine basacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Ya aslında biraz önce söylediğin, yıllar önce Cem Yılmaz bir işte talk show'unda bahsettiğinde çok gülmüştük. Daha o zamanlar yeni yeni işte telefonlar hayatımızda, daha doğrusu dokunmatik telefonlar yeni yeni hayatımızda. İşte dedi ki ilaç prospektüsünü alıyoruz. Şöyle şöyle büyütmeye çalışıyorum. Çünkü alışkanlık yaptı. İşte ben bugünlerde inan şunu yapıyorum. Bazen önüme bir dosya kağıdı geliyor. Onu böyle elimi böyle yaparak büyütmek istiyorum. Yani öyle bir alışkanlık oldu ki bizde gerçekten dokunmatik ekranlar, dokunmatik telefonlar, işte dokunmatik televizyonlar. Biz de artık evet belki biz göçebeyiz. Göçebe dijital evet. Olarak biliniyoruz. Onlar yerliler. Benim oğlum, benim kızım yerli. Ama biz de evet. Sanki buna bir şekilde evrildik, alıştık. Tabii benim alıştık. Annem, babam tam anlamıyla henüz alışamadı. Onlar hala dediğine katılıyorum. Televizyonu görmek istiyorlar, televizyondan izlemek istiyorlar. Aynen. Telefonlar hayatında Facebook derecesinde var sadece. Yani, o tarafı seviyorlar. O tarafa Facebook'u da alıştılar. Sevdiler. Evet, o jenerasyon sevdi Facebook'u. Evet ve kesinlikle kopmak istemiyor. Yani geçen gün diyor ki internet paketinden bahsediyor. Nasıl bitti bilmiyorum. Dedim ki Facebook kullanmışsın bütün bir ay. Nasıl bitsin? Başka bir şey kullanmamışsın. Başka bir şey. Onlar onu sevdi yani. Evet, aynen. Yani bir yeni bir evrilme göreceğiz. Aslında bazı dediğin gibi mesleklerin de belki yok olması değil ama mutlaka şekil değiştirmesiyle karşı karşıya kalacağız. Emin Çapa da bununla ilgili bir şey söylemişti. Sen anlatırken onlar aklıma geldi. Diyor ki benim diyor ben diyor çocukken diyor benim annem babam işte benim doktor olmamı beklerdi, mühendis olmamı beklerdi. İşte ben ekonomist oldum, bir şekilde yorumlar yapıyorum. Yine güzel onların istediği bir meslek sahibi oldum. Benim işte oğlum büyürken benim aklıma hiç gelmezdi ama sonra aklıma gelmeye başladı ve bugünlerde konuşuyoruz. Trendmaker diye bir meslek var. Benim küçüklüğümde babama deselerdi senin oğlun trendmaker olacak diye, yani herhalde diyor peşinden kovalardı. Şimdi bugünlerde hikaye anlatıcılığı inanılmaz evet. Derecede gündemde. Yani büyük ihtimalle işte ben çocuğumun hikaye anlatıcısı olmasını isterim. Çünkü ne olursanız olun bir hikayeniz olmalı ve bunu iyi anlatan olmalısınız. Aynen. İyi anlattığınız anda kazanıyorsunuz. Bakalım daha neler göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum şu anda. Evet. Umarım gerçekten hepimiz için hayırlı ve verimli olur. Önemli olan o, çocuklarımız için de iyi bir İnşallah. Gelecek olur. İnşallah. Evet. Ben de öyle umut ediyorum Burcu.
Şimdi biraz da açıkçası şeye geçelim istiyorum. İşte sen birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyorsun ve bunların büyük bir çoğunluğu da aslında kurumsal ve büyük ölçekli firmalar. Kriz dönemlerinde mikro bazda böyle analiz yapılmak istense, mikro bazda çalışma yapılmak istense, KOBİ'lerden ne gibi farkları oluyor veya mikro bazlı analizler yapılmalı mı? Bu konuda da fikrini almak istiyorum senin. Ben çok doğru bir soru olduğunu düşünüyorum Burcu. Ekonomide bir prensip var. Değişiklik her şey iyi giderken aslında yapılır. Yani yukarıya doğru hareket ederken ya yaptığımız her şey iyiydi. Niye şimdi değişikliğe bakıyorsunuz diye sorarlarmış. Ama bunun sebebi şu, aslında bizim bugün yaptığımız belli bir intervalde, yani belli bir aralıkta ki geleceğimizi belirliyor. Anlatabiliyor muyum? O eskiden belki 5 yıl sonraydı, 10 yıl sonraydı. Ama şu an belki 2 gün sonra, belki 3 gün sonra, 3 ay sonra. Dolayısıyla faaliyet gösterdiğiniz sektöre göre her şey iyi giderken bir tarafınızda da yarın oluşabilecek yeni koşullara dair ne yaptığınızı sormanız gerekiyor. Yani bunun çok kritik bir konu olduğunu düşünüyorum. Her organizasyonun da böyle iç dinamiklerinin olması gerektiğine kuvvetle inanıyorum. İş hayatım da bana bunu gösterdi. KOBİ'ler içinde mikroya bakan bir ekip olsun. Yani onlar kriz anında tabii ki mikroya baksın. Yani herkesin buna ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu yapı itibariyle KOBİ'ler dar alanda kısa paslaşmalar yapıyorsunuz. Gerçeğiniz bu ülkede. Ve böyle bir ortamda ben size nasıl diyebilirim ki küçük şeylere bakmayın, siz büyük resmi düşünün. Öbür taraftan küçük şeyler nedeniyle çok şey kaybetmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla birileri buna baksın. Ama sorunun ilacı orada değil. Sorunun ilacı büyük resme bakabilmenizde. Ben ülkemin nerede olduğunu görüyorum. Dünya içerisinde nerede olduğunu görüyorum. Kendimi dünya içerisinde nerede görüyorum. Bu pazarı görebilecek miyim? Eğer bu dönemde nereye kadar gücüm yetecek? Kas kuvvetim nereye kadar var? Nerede düşeceğim? Nerede kırmızı kartı çıkartacağım kendime? Buraya kadardı diyeceğim. Bunun cevaplarını KOBİ'lerin vermesi gerekiyor. Bütün büyük şirketlerin de vermesi gerektiğini düşünüyorum Burcu. Düşünebiliyor musun? Dünyada yani en büyük iki tane şirket Amerika'da, halkada açık. Bunlar iflas açıkladılar. Yani illa büyük olduğunuz zaman KOBİ'den bir farkınız da olmayabiliyor. Yani doğru. Zincir mağazalar ve bunlar, bu zincir mağaza kendini döndüremez hale geldi. BMW'nun dünya başkanı Merkel'e gidip 4 ay kadar bizim kanımız yeter yani şu tabloya. 4 aydan sonra yok o zaman BMW dedi. Yani en büyükleri konuşalım. Bunlar gerçek. Ekonomi dediğimiz şey bu zaten. Doğru. Ekonomi yolda giden arabalar değil. Ekonomi bunların üretildiği yerlerin yaşayabilmesinde. Anlatabiliyor muyum? O benzini depoya koyabilmekte. Benzini dağıtan şeyde, şirketin sorumluluğunda. O şirket de yıkılırsa benzin alacağınız yer yok. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Arabanız bozulsa tamir ettireceğiniz yer yok. Yani ekonomi aslında birbirimizle o kadar bağlıyız ki, dünya da birbirine çok bağlı. Bu nedenle ne demiş oldum? KOBİ'ler tabii ki mikroya bakacak, bu çok kaynak sıkıntısı olduğu için. Fakat büyük resmi de gözden kaçırmaması gerekiyor. KOBİ'nin sahibinin büyük resimde nerede durduğunu bilmesi, çevik hareket etmesi, bir iş modelini mesela birlikte seninle bulunduğumuz Aile Challenge Club'ın içerisinde bir arkadaşımız
prefabrik evler üretirken konteynerden birdenbire bir baktık maske üretmeye başladı. Yani siperlikle Evet. maske üretimine geçti. Yani bu Ayşe'ye kadar buradan çevik olması sevgiler. lazım. Evet, Ayşe'ye buradan sevgiler. Ya yani bu kadar çevik olmanız gerekiyor. Yine Kesinlikle. geleceği tasarlayan, yani organizasyonunuzun içinde geleceği tasarlayan ekipler de çok daha hızlı uyanıyor. Yönetim kurulunda çalıştığım Far Holding'in Far Labs diye bir inovasyon merkezi var. Yani onlar bugünü konuşmuyor, hep geleceği konuşuyor. Ve geleceği öyle bir şekilde tasarlıyorlar ve takip ediyorlar ki bugün bizlerin görmediği şeyleri görür hale geliyorlar. Dolayısıyla bir de şirketlerin büyük veya küçük vizyoner bir ekibinin sürekli yarınlara bakması gerekiyor. Değişim nerede yaşanacak? Onun planlamasını yapması gerekiyor Burcu. Evet, aslında Ar-Ge ekipleri çok önemli. Bu dediğine Evet. katılıyorum. Mutlak Aynen. suretle Ar-Ge ekiplerinin olması gerekiyor. Şimdi Evet. bir de günümüzde çok konuşulan bir kavram var. Sen de çok duyuyorsundur. Rekaberlik kavramı. Evet. Şimdi biz bu konuyu çok konuşuyoruz ama gerçekten önemini fark ettik mi? Bize ne katacak? Rekaber olduğumuzda, rekaberlik yaptığımızda aslında nasıl büyüyeceğiz? Nasıl büyük bir katma değeri olacak bu işin? Bunun da çok farkında değilmişiz gibi. Bana öyle geliyor. Şimdi bu konuda sence sen birçok sivil toplum örgütünde de aslında görev alıyorsun. Hem sivil toplum örgütleri hem de odalar bunu doğru anlatamıyorlar mı? Belki bu konuda daha farklı çalışmalar yaparak firmaların daha rekaber olmasını sağlayamazlar mı? Bence sağlarlar. Aslında bazı sivil toplum kuruluşları bunu güzel yerine getiriyor. Mesela Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bu konunun en iyi örneklerinden olduğunu düşünüyorum. Yani biliyor ki İhracatçılar Meclisi rakip, yurt dışında birbirine rakip olsa bile o Türk şirketlerinin kendilerine pazar yaratabilmesi için sektörel olarak birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yani rekaber olmak bu değil de nedir? Hep birlikte Tabii. kendinize pazar yaratmanız gerekiyor. Çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bizzat kendim de dizi ihracatı ve format ihracatı konusunda o çatının altında çalıştım. Çok faydasını gördüm ve anormal rakiplerimizle birlikte kol kola girdik. Yurt dışına çıktığımızda biliyoruz ki müşteri bizden ayrılıp öbür müşteriye gidiyor. Ama hiçbir zaman birbirimizi baltalayacak hareketler yapmamayı, bilinçli hareket etmeyi orada bize benimseten böyle bir organizasyon yapısı oldu. Burcu, şuna inanıyorum. Rekaber olabilmeniz için her kuruluşun kendi sektörünü bir araya toplayan sivil toplum kuruluşlarında gerçekten aktif olarak çalışması gerektiğine inanıyorum. Aktif çalışmaktan kaçıp oturduğunuz yerden sürekli rakiplerinizi, ülke konjonktürünü eleştirdiğiniz zaman hiçbir çözüm elde edemezsiniz. Hakikaten sizin de mücadelenizi hakkıyla vermeniz ve gereken desteği istemeniz önemli bir konu. Ve bunu yapmadığınız sürece hep yalnız kalıyorsunuz ve belli bir zaman sonra eriyip gidiyorsunuz. Doğru. Ben bugüne kadar hangi sektörde çalıştıysam ve hangi iş alanında, meslek alanında çalıştıysam mümkün olduğunca bunların gerek Türkiye'deki gerek yurt dışındaki organizasyonlarında, sivil toplum kuruluşu organizasyonlarında rol alarak rakiplerimizi de yanımıza çekerek koşulları, piyasa koşullarını, gelişimde dünyada nelerin olduğunu, çünkü artık dünyadan kopamaz durumdayız Burcu. Yani biz biliyorsun yine koronanın öğrettiği bir şey. Aylardır elektronik süpürgeler vardı, robotlar. Hiçbir Evet. kadının yüzüne bakmadı. Bizim hepsi burada da satış rekorları kırdı o elektronik süpürgeler. Anlatabiliyor muyum? Ben de Yani aldım o dönemde. tabii ki yani dünyadan kopma şansınız var mı? O adam size satmış, dünyadan alıyorsunuz onları, kullanıyorsunuz. Bu kadar Evet. aslında her şeyin küçüldüğü, coğrafyaların birbirine yakınlaştığı bir ortam var.
Dolayısıyla bu trendleri takip edebilmeniz için de hakikaten rakiplerinizle beraber olmanız size güç katar. Daha hızlı bazı şeyleri getirirsiniz. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor Burcu. Önemli olan 7 milyar insana siz bu içinde bulunduğunuz sektör ne kadar rekabetçi olursa olsun omuz omuzda alan savunması yaparak bir yerlere girebilmeniz. Aslında bunu her oyuncu da biliyor. Bunu yaptıkları zaman, yani zafiyeti bir kenara bırakıp bunu yaptıkları zaman ve bu işe duygusal değil, birlikte hareket ederek pazarımı büyüteceğim, birlikte hareket ederek topluma fayda sağlayacağım dediğiniz zaman kesinlikle kazanıyorsunuz. Varsın rakibimi öldürme ihtimalimi ortadan kaldırayım. Yani rekabet iyidir. Burcu, rekabet iyidir. Evet. Rekabet olduğu sürece iyi yapmaya devam edersiniz ve yaşama şansınız var. Siz uzun süre sektörün lideri olursunuz. O kadar özgüveniniz artar ki yapmanız gereken şeyi yapmazsınız. Bir sabah uyanırsınız, rakip gelir sizi siler götürür. Böyle olacağına rakiple birlikte yaşayıp o tempoyu sürekli sürdürmek gerekir. Bizim de tüketiciler olarak bu bilinçle böyle hareket eden şirketleri ve markaları desteklememiz gerekir. Bizde de toplumsal bilinç gerekiyor. Yani tüketici de oturduğu yerden şey yapmayacak, yani bir şey söylemeyecek. Artık zaman herkesin elini taşın altına koyma zamanı. Kaçamazsınız. Tüketiciyseniz, üreticiyseniz, satıcıysanız herkesin elini taşın altına girmeli. Girmediği zaman herkes zarar görecek. Öyle bir döneme girdik. Ben tam da bu noktada geçen hafta Para Borsa'da bir yazı yazdım. Dedim ki şu anda herkes taşın altına elini koymazsa bir tek taşın altına elini koyan değil, taşın altında eli kalan bankalar olacak dedim. Yani çünkü şu anda evet bir şekilde musluklar açıldı. Neden? Ekonomiye tekrar ivme kazandırmaya çalışıyoruz. Tüketime ve üretime teşvik ediyoruz. Ama gerçekten doğru hareket etmezsek, işte rekabet olmazsak, bir şekilde markaya yatırım yapmazsak çok zor. Yani o yüzden herkes taşın altına elini koyacak dediğine katılıyorum. Rekaberlik iyi, yani rakip olmak da çok iyi. Birbirimizi ateşliyoruz aslında. Aynen. Umarım bunu daha da iyi başarabiliriz. Çünkü yurt dışında bunun örnekleri çok net var. Biz de Türkiye'de yavaş yavaş yapmaya başladık. Biraz da sosyal sorumluluk konuşalım Özge. Çünkü senin sosyal sorumluluk projelerinde de olduğunu biliyorum. Hatta ben hep derim sosyallik mi sorumluluk mu? Biz Türkiye'de biraz böyle olayın sosyallik tarafına daha fazla kaçıyoruz. Evet. Ama senin sorumluluk tarafında daha fazla olduğunu biliyorum. Pandemiyle birlikte sosyal sorumluluk projelerinde ne gibi değişimler oldu veya hangi sosyal sorumluluk projelerine katıldın? Bundan sonraki süreçte daha fazla hangi sosyal sorumluluk projelerinde seni göreceğiz? Valla ben bu girişimcilik ekosistemine özellikle son yıllarda profesyonel hayattan daha şirketlerin strateji ve karar verme mekanizmalarında çalışma alanında birdenbire girişimlere ne kadar değer verilmesi ve destek verilmesi gerektiğine kanaat getirdim. Ve elimden geldiğince yatırımcı olarak da yatırım komitelerinin parçası olarak veya yönetim kurulu üyeliği yaparak bu desteği veriyorum. Ve bu alanda bu destekleri vermeye devam edeceğim. Kadınlarla ilgili çok yani nasıl diyeyim bu dünyayı bırakana kadar mücadelelerimi güçlü olarak vermeye devam edeceğim. Çünkü çok mücadele veriyoruz. Üniversiteden mezun olalı işte 28 yıl oldu. Oradan buraya Türkiye'deki kadın istihdam oranına baktığımdaki gelişmeler çok nasıl diyeyim arpa boyu şeklinde ilerliyor. Ben analitik bir insanım. Yani hem hissederek yaşarım hem de analitiğim. Rakamlarla bir olayı anlamam daha kolay oluyor. O nedenle KPI'ler var yani hayatta. Ve hedeflerinize baktığınızda daha kadınlar için yapılması gereken çok şey var. Ben kendime hangi alanı seçtim? Kadın girişimciler alanını seçtim bir
Bir de kadınların yönetim kurullarında var olma alanını seçtim. Bu alanda da çalışmalarıma devam edeceğim. Dünyada içerik konularının gelişmesi konusuna da çok gönül verdim. Umut ediyorum, uluslararası organizasyonlarda da elimden gelen çabayı ve sonucu alabilirsem ne mutlu bana diyorum. Şu anda kendimi bu alanlarda görüyorum Burcu. Çok güzel. Yani şu anda karşımda dünyanın en güçlü, en pozitif, en güler yüzlü Amazon kadınlarından birini görüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi gerçekten hani seni tanımlamak istersem herhalde direkt böyle tanımlarım. Şimdi iyi bir eşsin, iyi bir annesin, iyi bir iş kadınısın, iyi bir sosyal girişimcisin, sivil toplum örgütlerindesin. Motivasyonunu nereden sağlıyorsun? Valla motivasyonumu ailemden sağlıyorum. Yani gerçekten ailemin bana desteği çok fazla Burcu. Onları da her seferinde minnettar oluyorum. Aslında bu anlamda benimle bir hayat sürdürmek de çok kolay olmasa gerektiği düşünüyorum. Ama bir taraftan da yani böyle bir ortamda da büyüdüm. Annem mesela hep üretken olmamız konusunda çok destekçimizdi. Babam çok örnekti bunun için. Yapılabildiğini bize gösterdi. İnan bugün temelde böyle bir omurgama baktığında gördüğüm pek çok şeyi zannediyorum o görgüyü evde almanın verdiği bir şeyim var. Enerjim ve gücüm var. Ben de şükrediyorum. Hep de böyle devam etsin isterim. Bir şeyler ürettikçe moral buluyorum. İnan hiçbir zaman maddeye bakmadım. Hep ürettiklerime baktım. O gözle devam ediyorum hayata. Valla bu da tamamen karşı tarafa geçiyor. Bizlere o enerji de geçiyor. Özgeciğim Çok ya teşekkür inanılmaz ederim. keyifli, inanılmaz böyle fayda dolu bir program oldu. Son olarak bizi izleyenlere vermek istediğim bir mesaj var mı? Bir kere Burcu Kösem'in bu kanalını izlemeye devam etsinler. Ay Burcu canısı. dolu dolu yaşıyor. Bana söylediğin her şey sende de var Burcu. Üstüne üstlük harika da yazıyorsun. Senin yazılarını da Teşekkür ederim. heyecanla takip ediyorum. Çok güzel girişimlerde bulunuyorsun. Didem Hanım'la çok uyumlu bir güzel bir çalışma temponuz olduğunu Evet. görüyorum. Buradan Didem Hanım'a da saygılarımı gönderiyorum. Ben herkesin bugün bu toplum için ve yaşadığım dünya için küçükten büyüğe ne yaptım diye sorması gerektiğine inanıyorum. Devir öyle bir devir. Umut ederim bizi izleyenler de bir an için durur ve ben neler yapıyorum diye bir kez olsun sorar. Benim dileğim budur Burcu. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu. Görüşmek üzere. Çok Görüşmek üzere. özlediğimi bugün bir kez daha anladım. O zaman izninle Karşılıklı programı kapatıyorum. özlemimiz. Çok mersi, çok sağ ol. Sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz.